yazık ya. Vallahi şu kızın haline bir bakın ya. Yerlere bakıyor bak, parasını kaybetmiş gibi. Yani üç tarafı denizlerle çevrili olan bir şirketteki deniz mutsuz. Ya ya Gazi Bey, resmen denizlerimiz kurudu. Denizlerimizde şu anda hayat belirtisi yok. Geldim. Tekrar günaydın arkadaşlar. Dost diyenden korkacaksın bu devirde. Canım dediklerim canım ağrıyor hep tabii. E ben sana patron olamazsın demedim ki. Adam olamazsın dedim. Gazi Beyciğim, o kadar doğru söylüyorsunuz ki. Biz böyle hayırlı bir şey gerçekleşiyor diye beklerken... ya önümüzdeki yasa hakkındaki düşüncelerim bunlar. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Arkadaşlar... Toplantıya başlamadan önce hepinizden özür dilemek istiyorum. Yaşanan hadiseden bir şekilde herkes etkilendi. Ama burası bir iş yeri ve biz burada iş yapıyoruz. Şimdi işimize dönelim. Yani erkekler için ne kadar kolaymış. Konuyu kapatmak, önümüze bakmak. Ama lütfen. Genel konuşmayalım. Erkek var, erkek var. Şimdi yalnız Gazi Bey öyle erkek var deyip birkaç harf ekleyince de... ...hayatta hiçbir şey değişmiyor, bir karşılığı yok. Bir dakika ya. O nasıl saçma bir ayrımcılıktır ya? Onun kadın erkeğim mi? Oğlum psikopat mısınız? Bana neye sardınız? Konumuz bu. Ya ama saçma. Arkadaşlar, işimize dönün. İşimize bakalım dedik değil mi? Hadi başlayalım. Bu ayki konumuz. Önerilerinizi alayım. Cemal. İhanet. Nasıl? Mutsuz gelinler. Siyah atlı prensler. Onu şöyle al. Mesela şöyle alın. Beyaz atlının tersiymiş gibi. Tamam, ben de özür dilerim. Tamamlar. Hayal kırıklığı. Kaçak damatlar. Yeter. Anladım, derdiniz benimle. Ne alakası var Yiğit'ciğim ya? Yani Yiğit'ciğim bunlar her yerde, her zaman duyduğumuz, gördüğümüz şeyler. İnsanlık durumları yani. Her yerde ve her zaman karşılaştığımız öyle mi? Evet, aynen. Özellikle son zamanlarda o kadar sık karşılaşıyoruz ki bunlarla. O zaman halkımız da görsün duysun. Ne gibi? Nasıl? Sokağa çıkacağız. Herkes sokağa çıkacak. Bu konuları halka danışacak. Halkın nabzını tutacak. Derleyecek, toplayacak, gelecek. Hatırlarsınız sokağa çıktığımız sayımız bayağı ilgi görmüştü. O zamanlar yazdı. Şimdi de kış. Mevsimler değişiyor. Dünya dönüyor Neşe Hanım. Ya Yiğit Bey ne yaptınız ya? Yani ben monta inanmıyorum. Çok saçma bir şey. Ben montum yok ki benim. Üşür müsün Çağdaş? Evet. Herkes sizin gibi böyle rahat sıcak plaza ortamında çalışmıyor arkadaşlar. Hayat dışarıda devam ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Burada acayip bir cezalandırma sistemi gözlemliyorum. Gazi Bey. Siz de patron olarak belki böyle bir iki bir şey söylersiniz diye düşünüyorum ama. Bana ne oğlum? Benim bir sürü montum var. Siz çıkacaksınız. Ben patronum ben. Ay. Tamam. Şimdi yani iyi. Yani ben de vicdan sahibi bir insanım. Arkadaşlarımın vicdanları reddini görüyorum. Ve açıkçası bu soğukta onları göndermeyelim. O zaman vicdanın rahat olsun. Çünkü biz de çıkacağız. Ne? Sonuçta hepimiz dergi için çalışıyoruz değil mi Gazi? Ay ben patronum. Siz şey yapıyorsunuz. Yiğit Beyciğim, acaba başka konular da mı düşünsek? Evet, muhteşem bir fikir geldi. Şu anda düştü aklıma. Parmak arası terlik. Muhteşem. Konu kapanmıştır. Ben bu söylediğiniz konuları beğendim. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Gazi. Efendim? Muhasebeyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Muhasebeye yeni bir eleman almamız lazım. İlgilenir misin? O iş bende patron. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.